30-11, 1964, Kırıkkale doğumluyum. Evet. Gazeteci emekliyim. Evet. Cenab-ı Allah nasip etti. Bu muhtırlığa bir geçiş süremiz oldu bizim. Rahmetli Ahmet Demirtaş 2016 yılında, Haziran'da ayın 16'sı vefat etti. Ben de birinci azası olduğum için Vali Bey'imiz çağırdı, görev verdi. Biz de görevi kabul edip o tarihte 2016 yılının Haziran 16'sında göreve başladım. Evet. Muhtarım ikinci döneminiz zannedersem. Evet, ikinci dönem. Son seçimlerde Çamlıöz Mahallesi mahallesi sakinlerini gezdiniz. Hizmetlerinizi zaten biliyorlar. Bu seçimde evet. De aynı teveccühü gösterdi ya tekrar sizi muhtarlığa seçtiler. Evet, evet, öncelikle Çamlıöz Mahallesi sakinlerimize buradan neler söyleyeceksiniz? Sizi tekrar seçtiler. Çamlıöz Mahalle sakinlerime, seçmenlerime, bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim. Evet. 2016 yılında bir yıl görev yaptıktan sonra bir ara seçim atlatıp, ara seçim oldu bizim mahallemizde biliyorsunuz. 2017'de o seçimi sağ olsunlar onların teveccühleriyle kazandık. Fazla bir katılım olmadı tabi, sadece muhtarlık seçimi olduğu için. 2019 yılı yerel seçimlerinde tekrar aday oldum. 6 rakip daha vardı, 7 kişiydik toplamda. 7 kişinin içinde yaptığımız hizmetlerin karşılığını çok şükür mahalle sakinlerim, seçmenlerim yüksek bir oyla teveccüh edip tekrar beni bir göreve layık gördüler. Evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Muhtarım, Çamlıöz Mahallesi'nde güzel hizmetler imza attınız. Evet. Öncelikle Sağlık Hoca hizmeti... Sağlık Hocamız yoktu. Sağlık evet. Hocamız bir evde kirada iki doktorumuzla evet. Hizmet vermekteydi. Fakat Kırıkkale'nin en büyük mahallesi olan Çamlıöz Mahallesi 23 bin nüfusu var. 16.500 seçmeniyle tüm ilçelerimizden ve mahallelerimizden büyük. Bu sağlık ocağı yetersiz kalıyordu bize. Yerimiz vardı, yerimizi bağışlardı. Bir hayırseverimiz vardı. 1352 metrekare. Giden valimiz Mehmet İlker Hak'tan Kaçmaz beyefendiyle bir görüşme yaptım. Dedim valim, bizim yerimiz var fakat sağlık ocağımız yok. Nasıl olur bu mahallede böyle bir şeyiniz? Kirada mı duruyor? Kirada duruyor. Derhal talebim üzerine faaliyete geçti. Sağlık İl Müdürümüz Feramiş Bey vardı o zamanlar. Allah razı olsun. İl Sağlık Müdürümüz. O da çok yardımcı oldu. Kısa bir sürede belediyemiz de onayını verdi ve inşaatına başladık. Evet. Şu anda yapım aşaması çok az kaldı. Bu senenin içinde büyük ihtimalle hizmete açılacak. Evet. Küçük bir klinik aynı zamanda. Tahliller, dikişler ve 112 ambulans servisi var altında. O da hizmet verecek Kırıkkale'ye. Çok şükür o bana nasip oldu. Muhtarım, halkımız neler söylüyor? Bu Sağlık Hoca hizmete yakın zamanda gidecek ama halkımızın buradaki bakış açısı nedir? Tabii ki bu çok önemli. Bir mahallenin Sağlık Hoca'nın hizmete girmesi, hizmet vermesi. Şu anda tüm mahalle sakinlerim çok memnun. Ayrı ayrı Facebook'tan da yayınlıyorum ben zaman zaman yaptığım hizmetleri. Çok memnunlar. Herkes dile getiriyor. Teşekkür ediyorlar. Böyle bir sağlık ocağına ihtiyacımızın olduğunu. Biz Yaylacık, Güzeltepe ve Ovacık mahallesindeki sağlık ocağından faydalanıyoruz. Nüfusumuzun yoğun evet. olduğundan dolayı. Şu anda gelen tepkilerimiz çok olumlu, çok güzel oldu. Evet. Sıkıntı yok. PTT'miz var. Evet, PTT de vardı, evet. Atatürk Bulvarı'nda PTT şubemiz açıldı. Şu an hizmete girdi değil mi? Hizmete yani girdi. Daha önce bir sohbetimiz olmuş muhtar. Evet. Sizi bir ziyaret etmiştik. Dediniz evet. ki PTT şubemize hizmete girecek demiştiniz. Girdi. Şu an girdi. Girdi, girdi. Evet. Çalışıyor faaliyette. Mahalle halkımız faydalanıyor. Geldiler, teşekkür ettiler. Bizi aşağı kadar yormadın. Tüm işlemlerimizi burada yapıyoruz. Çalışmalarımızdan ötürü hepsi ayrı ayrı teşekkür ettiler. Zaten son seçimde aldığım oya bakarsak bu yaptığım çalışmaların karşılığı bunlar. Ha, ben bu mesleği severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. Ayrıca bir gazeteci olduğum için sizin gibi basın evet, mensubundan geliyorum. Evet, meslektaşımız oluyorsunuz bir arada. Temelde insan ister istemez mahallenin eksikliklerini çok kısa sürede hemen tespit ediyor.
Yollarımızda bir sıkıntılarımız yok. Belediye başkanımızla aramız evet, çok iyi. Notlarım arasında da sıcak asfalt çalışması da var bu arada. Muhtarım değil mi? Mahalle evet. Aralarında. Çok sıcak asfalt çalışmalarımız çok mükemmel şekilde geçti. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Oluyor ama anında çözüm kavuşuyor. Belediyeyle, resmi kurumlarla diyaloglarım çok iyi değil. İyi olduğu için. Hiç sıkıntı çekmeden bir alo desem yeterli. Ya da gidip hemen bir ziyaret yapıyorum. Şunlar şunlar eksiğim diyorum. Çok şükür yapılmadık bir yerim kalmıyor. Kaldırımlarım olsun, yollarım olsun, kanallarımda hiçbir sıkıntı yok. Ha tabii ki Kırıkkale'nin sorunu, yer altındaki kanalizasyon biraz küçük olduğu için. Bizim mahallede de çok büyük binalar yapıldı, çok güzel gelişti mahallemiz. Yetersiz kalıyor ama idare ediliyor şimdilik. Evet, o da büyük bir sıkıntı yok. Muhtarım, siz seçildiniz. Evet. Çalılöz Mahallesi sakinleri size tekrar teveccüh gösterdi. Evet. Seçildikten sonra ilk hizmetiniz ne oldu Muhtar? Seçildim. Aradan bir gün geçti. Sıcak asfalt çalışmasıyla hemen başladım. Hemen koronası bir gün sonra. Tam sabah geldim ben muhtarlığımı açtım. Ertesi gün kazandınız. Pazar günü seçim akşam oldu. Kazandık. Sabahleyin geldim muhtarlığımı açtım. O gün teprikleri kabul ettik. Çok yoğundu. İkinci gün hemen derhal asfalt çalışmalarına başladım. Evet. Kaldırım çalışmaları yapılacak. İhalesi yapıldı Çallöz'ün. 35 bin metrekare bir kaldırım yaptıracağız. Evet. Yarım kalan yerlerimiz vardı. Onlar tamamlanacak. Muhtarım, asfalt çalışması yani kilometre olarak ne kadar bir şey yapıldı? Yani bunun bir şeyi var mı? Vallahi tam ölçüsünü bilemeyeceğim. Orayı pek hesap yapmadık da çok ama sık çalışmalar olacak. Daha da eksikler var. Bir de çözülecek herhalde. Tabii ki. Gecekondu kısımlarımızda biraz eksiklik var. Yalnız Muhtarım, Çalılöz Mahallesi Kırıkkale'de mahallelerimiz içerisinde en geniş kapsamlı evet. Nüfusa sahip olan. Evet. Kaç nüfusu var Muhtarım? 23 bin nüfusum var. 23 bin nüfusu var. Evet. 8 tane cami, 6 tane okulla hizmet veriyoruz şu anda. Evet. Eğitim kalitesi çok yüksek bir mahalle. Yani insanları ayırt etmeyelim de elit insanların oturduğu, tercih edilen bir mahallemiz. Üniversitedeki görevli hocalarımız, profesörlerimiz var. Valilikte çalışan personellerimiz çok. Fabrikalarda, askeriyede, emniyette. Emniyet müdürü benim seçmenim. Benim mahallemde oturuyor. İl genel meclis başkanlarım var. Hep benim mahallemde oturur bunlar. Evet. Mahallemizin de çok şükür yani çözülemeyecek bir işi yok. Ortak çalışmamız çok iyi mahalleyle. Mahalle sakinleri en ufak şeylerinde beni ararlar. Evet. Elektrik kesilse beni ararlar. Su kesintisi olsa beni ararlar. Yani hiç kimse ihtiyaç duymaz. Anında çözüm sağlanıyor. Anında ulaşıyorum. Çok kısa bir sürede yapıyorum. En sonunda işte BEDAŞ müdürüyle görüşme yaptık. Telefonuma bir sistem yüklettim. Aydınlatma ihbar diyerek. Bu olay için akşam eve giderken ya da evde otururken çıkıp sokakları geziyorum. Yanmayan aydınlatma lambası var. Anında fotoğrafını çekiyorum. O sistemi açıp internet üzerinden. 2 saat içinde çözülmek zorunda. Anında gelip yapılıyor. Evet. Bir gecede 13 tane direğin lambasını değiştirdim böyle. Bir gecede 13 tane lambası. Tabii. Yanmayanları dolaştım arabayla tespit ettim. Çektim attım. Tıkır tıkır çözüldü. Sistemimiz çok iyi. Muhtarım, biz sizin dışınıza mahalle sakinlerinde bizim bir görüşmemiz oldu. Bir çalışma yaptık sizinle alakalı. Öyle mi? Evet. Şimdi teşekkür sizin haftanın belirli günlerinde veya işte 15 gün veya ayda bir, onu tam günleri bilemiyoruz ama muhtarımız bize gelir, sohbetimizi yaparız, isteklerimizi, arzularımızı kendisine iletiriz. Evet. Muhtarımız bizim çözümümüzü sağlar diyorlar. Doğru. Onunla alakalı. Şöyle, şimdi 8 camim olduğu için evet. Mümkün mertebe her hafta cuma namazlarını özellikle. Özellikle cuma namazları. Tabii. Cuma namazlarına denk getiririm. Cami halkıyla her hafta bir zaten semtteki, sokaktaki camiye gidersen tüm mahalleye ulaşıyorsun. Bu olayı biz çözdük. Evet. Her hafta bir camiye gider, cumamı kılarım. Cumadan biraz önce varırım. Cami halkıyla, cemaatine sohbet ederiz. İşte onlar, ya şu çamlar çok uzadı, elektrik direklerine değiyor. Bunları bir kestirelim. Muhtarım kaldırımımızda biraz çökme oldu. Onları bir tamir ettirelim. Evet. Muhtarım zaman zaman bizim şu sokakta elektrik kesintisi çok sıkılıyor. Bunları çözelim gibi evet. Önerileri alırız. Cenazeleri takip ederiz. Cumartesi pazar düğünlere mümkün mertebe hepsine gitmeye çalışırım. Oradaki düğünlerdeki, cenazelerdeki insanlarla sohbet ederiz. Mahalleyle diyalogumuz çok iyi. Hiçbir kopukluk yaşamıyorum.
Çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. İşimi de severek muhtarım, devam ediyorum. Gençsiniz. Güzel. Yani teşekkür ederim. Enerjiyi neden alıyorsunuz? Yani sizi ben takip ediyorum. İnsanın bir yaptığı işi sevmesi gerekiyor. Baştan. Ben bu işe gönüllü severek girdim. Yoksa benim işim, gücüm, düzenim vardı. İşte Ahmet Bey, rahmetli Ahmet Demirtaş'ın vefatıyla Vali Bey'imizin de ısrarıyla söyledi. Bu görevi siz talip olun. Basından emekli olduğumu falan emniyet araştırmış. Sen bu işin içinden gelensin. Evrak işlerini de yaparsın. Sıkıntı yaşamazsın. Şu anda muhtarlıklar artık tüm bilgisayar üzerinden biliyorsunuz. Elle doldurma diye bir olayımız yok. Bilgisayar olayını da bildiğim için 20 dakika içinde tüm programı o zaman çözmüştüm. Geldim muhtarlığımı yapıyorum. Her şey sevgi. Evet. İşimi severek yapmak. Enerji. Mahalleni seviyorum. Severek yapıyorum. İsteyerek yapıyorum. Ondan kaynaklanıyor. Muhtarım mahalle içerisinde, Çalınöz Mahallesi içerisinde dar gelirli ailelerimiz var. Var. Onlara Ramazan aylarında evet. Erzak yardımları da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Yani gönüllü yardım yapan insanlar geliyor, sizle irtibata geçiyor. Aynen öyle oluyor. Siz daha bunun nokta atışın diyelim ona. Yani detayını tam açalım. Daha iyi tanıdınız insanları. Onlar size yardım istiyor. İşte kime yardım yapabilir? Direkt bana geliyorlar. Şimdi özellikle bu Ramazan ayında. Evet. Ha, Ramazan ayının dışında 11 ayda yardımlarımız devam ediyor. Mahalle sakinlerimizden durumu iyi olan ailelerden tespit ettiğim kişiler var. Görüşmeleri yaptım onlarla. Allah razı olsun. Her ay düzenli şekilde kendi aralarında bir nakit ödeme toplarlar. Baktıkları 2-3 ailemiz var. Ramazan ayında kaç yardım yapıldı muhtarım bunun? 170 aileye yardım yaptım. 170 aileye yardım yaptım. Hiçbir yerden destek almadım. Bir devlet kurumundan, belediyeden, şuradan buradan. Bu, sadece hayırsever. Gönüllü hayırseverler. Hayırsever vatandaşlarımıza ulaştım. Bunları buldum. Onların yapmış olduğu gıda yardımları, fitre, zekat, bu gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine, kendileri yanımda olmazsa bana sen bunları dağıt dedikleri zaman kendi onlarla istişare edip mahalleye birebir evlerine gıda yardımlarını ulaştırdık. 30 gün bu iş için uğraştım. Bazı yavrularımızın üst baş giyim ihtiyaçlarını karşıladık. Bayramın harçlıklarını verdik. 30 günümü ben sadece onlara ayırdım. Mahalleme çok büyük öyle bir aşırı şunu yap, kaldırım yap, asfalt yap. Onlar nasıl olsa yapılır. Sıkıntı yok. Evet. Ama Ramazan ayında tüm 30 günümü mahallelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ayırdım. Bundan da gurur duyuyorum. Hayır yapanlara da çok çok teşekkür ediyorum buradan evet. Sizin aracılığınızla. Evet, teşekkür ediyoruz. Orada da bir sıkıntımız kalmadı. Azimli, istekli, çalışan bir muhtarımız olarak bizlere teşekkür sağ olun. Ediyoruz. O sizin güzelliğiniz. Muhtarım, Çalınöz Mahallesi sosyal açıdan yani insanların Kırıkkale'nin yoğunluk olarak en çok gezildiği yer, işte Maraş Caddesi diyelim. Maraş Caddesi. Sizin muhtarınızın olduğu bölüm hemen karşısında bir güzel bir Bulvar Park. Caddesi, Bulvar Parkı. Bulvar Park. Ve Kırıkkale'nin çoğunluğu orada işte akşam gezmelerinde, aile gezmelerinde evet. Orada. Evet. Sizler de görüyorum ben orada. Evet. Sohbetler yapıyorsunuz insanlarla orada ki hem mahalle sakinler dışında Kırıkkale halkıyla da geldiği zaman işte güzel bir sohbetler gerçekleştiriyorsunuz. Bununla alakalı muhtar... Şöyle, bizim mahallemiz gerçekten güzel bir mahalle. Önümdeki, muhtarlığın önündeki Bulvar Park, Atatürk Bulvarı'nda. Oradaki insanlarımız sabah kahvaltısına inerler. Evet. Sabah bile kahvaltısını benim parkımda yaparlar. Parkımda görevli elemanlarımız çok, çalışırlar. Temiz parkımız. Evet. Ben de zaman zaman yanımdaki büfeden bir şeyler alarak mahalle sakinlerimize ikramda bulunarak onlarla hoş sohbetler yaparız. İşte bir eksikliğiniz var mı? Sıkıntınız var mı? Yahut da ne yapıyorsun Hatice abla diye var elini öperim. Çoluğunu çocuğunu sorarım. Çocukları gurbetteyse işleri güçleri çoğunen tanışmış durum. Şu anda hemen hemen mahallenin %70'ine 75'ine hakimim. 4 yıllık bir 3 yılı bitirdim. 4. yılıma başladım. Muhtarlığım var. Fakat boş durmadık. Tüm muhtarlıktaki kayıtlardan insan 3 seçim atlattım ben biliyorum kısa sürede çok seçim atlattım. Cumhurbaşkanlığının onaylanması, seçimi, milletvekilliği seçimi, yerel seçim.
Bir de birebir seçmen kağıtlarını tüm mahalleye ben dağıttığım için 16.500 seçmenin kağıdını ben dağıttım. Hemen hemen 5.000, 6.000 haneye ulaşıyorsun. Birebir. Birebir. Birebir dağıttım. 30 günümü ayırdım, tek tek seçmen kağıtlarını tanıttım. Herkesin ziline basıp. Evet, kapı kapı çalarak, kapı kapı insanları seçim kağıdı dağıttım. Hem insanları tanımış olduk bu sayede, hem kendimi tanıtmış oldum. Tabii herkesin işi düşmüyor muhtarlığa ama bizim onlara işimiz düşüyor, konuşuyoruz. Halini hatırını sormak zorundayız. Eksikliğiniz, gideriniz var mı diye. Bu esnada da çok insanlarla kaynaştım. Evet. Ne bileyim çok güzel bir ilgi var şahsıma. Muhtarım bu kadar yoğun içerisindesiniz. Evet. İnsanlarla iç içe böyle sohbet ediyorsunuz, geliyorsunuz. Aile yaşantınız nasıl muhtarım ya? Ben şimdi onlara zaman ayırabiliyor musunuz? Zamanı şöyle. Eşiniz olsun. Tabii ki. Onlara zaman nasıl ayırıyorsunuz? Yani İlk önce iş... Sonra da eşine, çocuklarına zaman ayırmak zorundasın. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Öncelik iş mi diyoruz muhtarım? Önceliğimiz iş. Evet. Önceliğimiz iş. Bu başarıyı buna bağlıyoruz o zaman. Tabii ki. Aile destek oluyor. Ailem çok büyük destek oluyor. İşte o çok. Ona çok teşekkür ederim. Evet. Yani eve öncelikle geciktim. Yani hayat arkadaşı derler ya. Evet evet. Onun desteği çok önemli. Çok önemli. Şöyle eve geç gelmişim. Cumartesi pazar düğünlere gitmişim. Cenazeye gitmişim. Toplantılara gitmişim. Gecikmişim. Çoğu zaman iftar yemeklerini evde yiyemiyorum. Yemek hazırlanıyor. Fakat bir fakir demeyeyim de ihtiyaç sahiplerinin yanında açmak zorundasın. Evet. Bazı kurumlarımız iftar yemekleri veriyor. Oralara katılmak zorundasın. Ya da akşamları yemek oluyor. Bir toplantı oluyor. Emniyetimizin, belediyemizin, valiliğimizin. Oralara katılmak zorundasın. Yani evimde çok az uyuyorum. Maşallah. Yani geliyorum. Hayır, sonuçta evime dönüyorum ama ailemden de destek görüyorum. Evet. Çocuklarım da büyük destek gösteriyorlar. Yaptığım işi severek yaptığım için bir sıkıntı yok çok şükür. Evet. Zamanımızı değerlendirip mümkünse de mahallem için değerlendiriyorum. Evet. Durum bu. Evet. Muhtarım yayınımızın sonuna geliyoruz. Önemli. Bundan sonraki hizmetleriniz tabii ki şu an çalışıyorsunuz, hizmet eksikleri falan not alıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii. Bundan sonraki neler yapacaksınız, neler yapmayı düşünüyorsunuz muhtarım? Şimdi mahallemizi inşallah saygın bir yere getirmeye çalışıyoruz. Parmakla gösterilebilecek, hala gelişmekte olan bir mahalle var benim. Daha eksikleri var değil mi? Var, var. Zamanla çözülecek. Şimdi belediye başkanımızın seçimlerde de verdiği bir vaat var. Polis evinin altından başlayıp Çankırı blokları dediğimiz yer, oradan yeni mahalle mezarlığına kadar bir yerimiz kaldı. Oraları da kentsel dönüşüme sokup arsaları ikişer dönüme denk getirip tek ada haline düşürüp 10 veya 12 kat verilmek suretiyle, biliyorsunuz Kayseri Kırşehir yolu üzerinde o taraf. Üst taraf, evet. Oradan geçen tüm insanlarımızın, İç Anadolu'ya dağılan, doğuya giden tüm arabalarımızın Kırıkkale'mize yakışır bir şekilde şöyle dizaynlı, çevre düzeni de mükemmel olmak şartıyla binalar yapılmasını planlıyoruz. Belediye başkanımız da bunun sözünü verdi. Bundan sonraki hedefimiz orayı geliştirmek. Deva Bağırdan mevkiini daha güzel bir hale getirmek. Okullarımızın eğitim seviyesini, kalitesini yükseltmek. Her sene fen liselerine, çok güzel üniversitelere kazanan çocuklarımız var. Fen liselerine yetişen. Kalitesi yüksek okullarım, camilerimiz zaman zaman restore ediliyor. İnsanlarımızın toplu olarak kullandığı ibadet yerleri. İçini dışını yeniledik. Okul aile birlikleriyle görüşüyoruz. İşte okullarımızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ya da daha zeki çocukları yönlendiriyoruz beraber. Hem eğitim, hem cami, İslami, hem yollar, parklar yapılması... 5 yıl Allah ömür verir de çalışırsam güzel hizmetler olacak muhtarım. Çok güzel olacak. Biz zaten bu konuda takipçisiyiz. Zaten evet. Yaptığınız hizmetleri de beni arıyorsunuz. Barbaros kardeşim. Evet, evet. Böyle bir şey yaptık. Yani inan diğer muhtarlarımız da seviyoruz. Onlara sebep tabii, yok. Tabii, tabii. Hizmet yapmaya çalışıyor. Evet. İmkanlar olduğu kadarıyla. Tabii. Ben sizi bilhassa sizin şahsiyetiniz olarak, çalışkan bir muhtarımız olarak tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Muhtarım, tabii ki mahalle muhtarlarımızın olmazsa olmazı belediye hizmetleri. Tabii onların hizmetleriyle siz bir şekilde tabii ki. Mahalle hizmet yapıyorsunuz. %99 belediye. Belediye başkanımız olsun. Bizki. Tabii ki oradaki aldığınız hizmetlerle alakalı neler söyleyeceksiniz? Oraya hizmetler belediye olarak... başkanımıza ben teşekkür ediyorum.
Geçen dönem beraber bir 3 yıl çalışmamız oldu. Bu dönemde tekrar kazandı. Ne istediysek, ne yaptıysak az bir eksik olmasına rağmen %99 başarılı olduk çalışmalarımızda. Çok güzel hizmetler verdi. Başkan yardımcılarımız olsun, müdürlerimiz olsun, amirlerimiz olsun, çalışan işçisine kadar hemen hemen hepsiyle kaynaştım. Sevilip sayılan bir insan oldum. Ha onları da üzmeden istemesini bileceğim tabii ki hizmeti. Her şeyin bir usulü var, adabı var. Haddini aşmayarak gerekli zaten isteklerini bildirdiğin zaman ister istemez yerine getiriyorlar. Ben evet. Belediyemizden çok memnunum. Buradan sizin aracılığınıza, belediye evet. başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Evet. Emniyetimiz, emniyetimizden 3 yıl çok güzel bir çalışmalar yaptık. Çok önemli bir hizmetleri var emniyetimizin. Evet. Mahalle bekçilerinden tutalım. Evet, en son o da geldi. Görevli arkadaşlar. İşte mahallemizdeki atık durumda bulunan evlerimizin yıkılması, içinde uyuşturucu, alkol gibi kullanılan yerlerin tespit edilmesi. Bugün de sizin buraya gelmeden 10 dakika önce bir çalışmamız oldu bir sokağımızda. Evet. Bir ev tespit edildi. Bir çalışma oldu başkanım. Mutlaka. Şimdi ev atıl durumda bulunan bir evimiz kapısı açık vaziyette bulundu bugün. He. Merak edip girdik nedir hayırdır diye. Baktık içeride eşyalar kötü durumda. Fakat birilerinin orayı kullandığını tespit ettik. Muhakkak uyuşturucuyla ilgili bir sıkıntı var. Konu komşularla görüştüm. Mahalle sakinlerimizin şikayeti üzerinde geldi. Tabii mahalle sakinlerimizin şikayeti. Çevre komşularla bir görüşme yaptım. Onlar da akşamları buraya bir 10-11 kişinin geldiğini her akşam. Evet. İçeride uygunsuz vaziyetlerin yaşandığı söylendi. Hemen bunu da emniyetimizle, müdürümüzle görüştüm. Şu anda çalışma başladı. Evet. Muhtemelen son olarak bir konu daha değinmek istiyorum. Yani yayınımızın sonuna geliyoruz. Tamam. Kırıkkale Validemiz çalışmalarını nasıl görüyoruz? Biz validemizin gerçekten güzel hizmetleri, çalışmaları var. Halkımızı iç içe. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz Sayın Başkanım? Valimize ilk önce hayırlı olsun diyeyim buradan. Evet. Gittik, ziyaret ettik. Valimiz çok mükemmel bir insan. Çok çalışkan bir insan. Valimiz makamında oturan değil, sahada çalışan bir insan. Bunu da tüm müdürlerle ve muhtarlarla birebir görüşüyor. Zaman zaman bize konferanslar veriyor. Valilik toplantı salonuna çağırıp kesinlikle koltuğunuzda oturmayacaksınız. Sokakta dilenen bir çocuk görürsem mahalle muhtarını gelir sıkıştırırım. O hassas noktaya bakıyor. Evet. Sokakta tornetçilik yapan bir çocuk görürsem gider kolundan tutarım. Hangi okulda okuyorsun? O müdürün kolundan tutar. Sorarım bunun hesabını. Diğer müdürlerimize de olsun, oturmayın, dolaşın. Ne gibi eksiklikler var? Yollar olsun, sosyal faaliyetler olsun, kültürel faaliyetler olsun. Herkes üzerine düşeni yapacak evet. diyor. Ben bu valimize çok teşekkür ediyorum. Geldiği günden bugüne kadar çok mükemmel çalışmaları var. Evet. İnşallah bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Evet. Meyvesini yiyeceğiz çalışmalarının. Evet. Muhtar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İkinci yayın konumuz oldunuz. İlk yayın konumuz Tüm Mutlu Dene Başkanımız Arda Numali'ydi. Çok biz teşekkür ederiz. Biz ikinci yayın konumuzu sizi aldık. Muhtarlarımıza özel bir ilgi gösteriyorsunuz. Evet, Allah razı olsun. Biz hizmetin olduğu yer. Biz sizi tabii diğer mahalle muhtarlarımız da biz takdir ediyoruz çalışma ama. Evet, evet. Biz tabii ki sizlerin ayrı bir şey, bir hizmetleriniz var. Siz bir de geniş bir nüfusa sahip. Yani Çarlıöz Mahallesi. Evet. Zamanla diğer muhtarlarımıza da geri geleceğiz. Tamam inşallah. Zaman öyle verdiğinde. Tabii ki, tabii ki. Muhtarım buradan bizi değerli izleyenlerimize son olarak güzel bir mesajla yayınımızı kapatıyoruz. Buyurun. Değerli takipçilerimiz, bizleri takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Ufak tefek hatalarımız olabilir. Bunları gelip rahatlıkla muhtarlığımızda ziyaret ederek söyleyebilirsiniz. Ya da benim sokaklarda gezerken denk geldiğinizde her an her sıkıntınızı söyleyebilirsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Elimden geldiğince yapabileceğim her şeyin en iyisini, en mükemmelini sizler için yapmaya çalışacağım. Kırıkkale'mizde böyle bir değerli insanlar oldu. Basın mensuplarımız var. İnşallah bunlara da tüm Kırıkkale olarak sahip çıkacağız. Destek vereceğiz. Sağ olun. Böyle kurumların ayakta kalması, mahallemizin muhtarlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tanıtılması, Türkiye'ye
yayın yapılması için elimizden ne geliyorsa da böyle kurumlara inşallah desteğimizi esirgemeyeceğiz. Muhtar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.